İslam'da kadın yönetici nasıl olur? Olur mu? Bunu sorayım. Hatta yine bir örnek daha vermiştik. Olduğu söylenen bir hadis. İşleri bir kadına bırakan topluluk asla felah bulmaz şeklinde. Bu kadınların, kadın yöneticinin durumu bu nedir geçiyor İslam'da? Şimdi kadınların işlerini havale eden iflah olmaz hadisi nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Sonra işlerinizi kadınlara kalırsa sizin için yeri altı üstünden hayırlıdır hadisi var. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Yani bunlar kütübüsü de geçmiş bu hadis. Peki bu hadis doğru mu? Ha, bana göre uydurma. Uydurma olduğu nereden belli? Birincisi Kur'an'ın anlattığı şekilde. Mesela Kur'an kadın yönetici örneği veriyor. Peygamber olanları bir kenara bırakalım. Peygamber olmayan yöneticilerden. Genelde Kur'an'daki yöneticilerin çoğu peygamber olmayan yöneticiler olumsuz karakterlerdir. Bakın yani yine Firavun'a bakın yani diğer bir şeye bakın yöneticiler. Ama Kur'an'ın olumlu yönetici örneği olarak Sebe Melikesi'ni veriyor. Sebe Melikesi kendi toplumunu savaşa sokmadan doğruya iletiyor. Orada bir savaş çıkma ihtimali de var şeydir. Kur'an onu basiretli bir yönetici olarak örneğini veriyor. Kur'an birçok mesela Firavun gibi basiretsiz erkek yönetici örneği verirken basiretli erkek yönetici olarak Sebe Melikesi'ni vermiş. Şimdi Kur'an'da böyle bir örnek verilmişken. Ama bırakıyor sonra, mülkünü geliyor teslim oluyor biliyorsun Süleyman Aleyhisselam'ın. Tamam Süleyman Aleyhisselam'a geliyor onun, ama nedir kendi kavminin de İslam'a bütün, geçmesini evet vesile sağlıyor. Oluyor ve de bırakıyor yani şeyini. Hükümdarlığını. Çünkü orada, zaten Kur'an'da, Süleyman Aleyhisselam'ın ilgili hükümdarlığı var. Tamam ama. Yani Hazreti ona Süleyman'ın yanına geliyor da yani hükümdarlığını bırakıp bırakmadı orada çok detay geçmiyor. Şimdi burada ayet-i kerime de tam Hazreti Süleyman'a teslim olup geliyor da bu, hani ondan sonra o kavim ne oldu hükümdarlığı tamamen ne bıraktı hükümdarlıktan vazgeçti şeklinde detay yok anlamında diyorum. Ama sonuçta şurada hemfikiriz yani Sebe Melikesi Kur'an'da kavmini savaşa sokmadan olumlu bir yere ulaştırmış bir yönetici örneği olarak veriliyor. Kur'an'da bu örnek varken yönetici olamaz peygamberimizin demesi mümkün değil. Bu hadisin nereden çıktığına baktığımızda günümüzdeki birçok hadisçiler de bunu kanaatleri şu mesela Mehmet Said Hatipoğlu hocamız gibi benim de daha çok bir çok tanıştım aşağı yukarı ortak kanaati birçok hadisçinin Hazreti Ayşe'yi direkt hedef seçemeyenler. Çünkü biliyorsunuz peygamberimizden sonra Hazreti Ali'ye karşı savaşta Hazreti Ayşe başı çekmiştir. Hazreti Osman'ın öldürülmesine ilgili davayı Hazreti Ali'nin iyi bir şekilde yürütmediği kanaatine varmıştır. Hazreti Ayşe buna karşı çıkmıştır ve Talha Zübeyir gibi çok önemli sahabeler ve daha birçok kimse peygamberimizin yanındaki sahabelerden Hazreti Ayşe'nin yanında yer almıştır. Ha ben tarihi olarak Hazreti Ayşe mi haklı, Hazreti Ali mi haklı o meseleye girmem. Ayrı bir mesele o. Fakat şunu görüyoruz. Hazreti Ayşe'nin haksız olduğunu düşünenler dahi o kadın da haksızdır dememişlerdir. Hazreti Ali'yi haklı gördükleri için Hazreti Ayşe'ye haklı Hazreti Ayşe'yi haksız görmüşlerdir. Ve yani hiçbir zaman için kadının yönetici olup olmayacağı üzerinden bir tartışma dönmemiştir orada. Zaten eğer ki peygamberimiz kadın yönetici olamaz şeklinde bir buyur olsa onu en iyi tanıyan Talha Zübeyir ve o dönemdeki birçok sahabe Hazreti Ayşe ile beraber Hazreti Ali'ye karşı savaşması mümkün değildi. Yani İslam tarihinde bu örnek var. Birincisi bu örnek de zaten o hadisin uydurma olduğunu gösteriyor. Ama o hadisin uydurulma sebebi zaten Hazreti Ayşe peygamberin eşi doğrudan onu eleştiremeyenler dolaylı yoldan işte kadın yönetici olamaz. Yani kadını başına geçirenler iflah olmaz onlar perişan olmuştur dendiğinde ne oluyor? Hazreti Ayşe ve çevresindeki bulunan dava direkt yanlış olduğu ifade edilmiş oluyor.